Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bu perişan halimle duştan yeni çıktım. Video başlatmak istedim. Hava bugün o kadar güzel ki tam bir yaz havası. Hiç oyalanmadan hazırlanmak istiyorum ama bir vlog başlatmak istedim dediğim gibi. Sabahtan kahvaltılar yapıldı, ortalıklar toplandı, ev süpürüldü. Banyo, tuvalet, her şey halledildi. Ve Anıl da bugün izinli olduğu için Egemen'i alıp sahile bir yürüyüşe gideceğiz. O da parkta falan oyun oynar. Bu arada göstereyim. Arkadaşlar dün Neriman geldi, sağ olsun. Camlarımı pırıl pırıl yaptı. Gerçekten çok güzel sildi. Ben silsem direkt leke kalıyor. Dedim Neriman gel. Ben yapamıyorum bu cam işini. Bütün camları, her şeyi yani. Şu cam balkona bakar mısınız? O kadar güzel oldu ki. Bir de güneş var bugün. Ben silsem gerçekten direkt böyle leke leke silme izi falan oluyor. Yapamıyorum yani. Ellerine sağlık, gerçekten çok güzel oldu. Böyle pırıl pırıl görmek o kadar hoşuma gidiyor ki. Ama bilin bakalım yarından itibaren ne yağacak? Evet, doğru tahmin, yağmur yağacak. Hatta bir hafta boyunca sanırım yağacakmış. Ama yağmur yağacak diye de hiç cam sildirmemek, hani silmemek de olmuyor. O çamur üstüne biriktikçe birikiyor ve daha kötü. Hani çıkarması zor oluyor. Hele yatak odası var ya, berbattı. Gerçekten çok kötüydü. Neyse, tekrardan ellerine sağlık. Yüzüme şundan sıktım. Bu toniği zaten biliyorsunuzdur. Çoğu kişi biliyor. Saçlarım fönlüydü. Ojemi de hala çıkarmadım. Yemen'in doğum gününden kalan. Bu arada bugün ayın 23'ü. Şu bum batırı kullanacağım bugün arkadaşlar. Normalde bu kremsi bir yapıya sahip olduğu için çok fazla elim gitmiyor. Çünkü saçıma gerçekten ağırlık verdiğini hissediyorum bu sefer. O yüzden böyle ara ara, yani ara ara zamanlarda kullanmak istiyorum. Yoksa saçım çok sönük oluyor. Ama dedim bayağıdır kullanmıyorum. Biraz sürmekten bir şey olmaz. Saçım da ıslak kalmış. Ve şundan sıkacağım. Urban'ın biyotin kafein spreyi. Bugün dediğim gibi, dedim hatırlamıyorum ama sahile doğru gideceğiz. Belki orada bir yerde otururuz. Ama önce Egemen'i bir güzel oynatmamız lazım. Bu güzel havayı kesinlikle kaçırmak istemiyorum. Değerlendirmek istiyorum. Orada iki yerde ayrı ayrı parklar var. Biz sol tarafındakine doğru gideriz sanırım. Yeni mahalle tarafına doğru. Hazırlandım arkadaşlar. Yine pantolonumu giydim bu. Üzerime tişört giydim valla. Hava çok sıcak. Bir şey alırım diye düşünüyorum. Direkt böyle de çıkmam herhalde. Onun haricinde dün güzelce Anıl'ın kıyafetlerini, kendi kıyafetlerimi, Egemen'inkileri dürdüm. Katladım. Sonra Egemen için şöyle bir şey aldım. Şöyle bir şey aldım arkadaşlar. Bu 35 litrelik. Bununla dün 40 dakika boyunca oynadı. Bir gün oynatacağım, bir gün oynatmayacağım. Gün aşırı yapacağım çünkü hastalanmasını da istemiyorum. Malum havalarda, yani Şubat ayındayız. Bundan sonra ama daha sık sık kullanırız diye düşündüm. İçine oturdu. Çok güzel yani, vakit geçiriyor, oynuyor. Bir aktivite olmuş oluyor onun içinde. Böyleyiz arkadaşlar. Bir maskara sürdüm, kapatıcı sürdüm, rujumu sürdüm. Öyle sahile gidiyoruz. Hadi bakalım. Ay çok güzel. Anıl Egemen oyun oynuyor. Ben de kahvemi içiyorum. Ay kahve çok güzelmiş. Eve geldik. Tabii ki de elimiz boş gelmedik. Portakalımız azalmıştı. Portakal aldık. Bir bağ maydanoz aldım. Maydanozum hiç kalmadı. Biraz domates aldık. Şöyle az bir şey. Elmam da yoktu galiba. Elma da aldım.
Bir de soğanımız bitmişti. Bir tane soğan aldım. 1 kilo kadar filan sanırım. Ne kadarmış? 2 kiloymuş. Bir tane soğanım kalmıştı. Vallahi arkadaşlar sebze meyve hemen o kadar çok bitiyor ki hiç anlamıyorum. Gerçekten çok çabuk bitiyor. Şimdi bir tane şöyle elmayla vallahi bir tane portakal yiyeceğim. Şöyle şu şekilde muzlarımız da var. Tamam muzları yemedik. Akşamdan babamla Egemen'e muz yedireyim. Eskiyor sonra kalıyor. 5-6 gibi de balığımı fırına koyarım. O zaman görüşürüz artık. Ay telefonun açınca da bir garip oldu ya. Kendim direkt. Açı çok dar oluyor. Yine de fena değil. Çünkü ışık şu an çok güzel. Böyle hava kapalı falan olsa daha kötü durur. Elmamı yiyorum. Portakalımı şimdi soyacağım. İnanılmaz acıktım. Meyvene geçiştiriyorum. Çünkü saat daha çok erken. 3. En erken 5 yani. Bu gece yoksa krize giriyorum gecelere. Ama yarından itibaren yağmur başlıyor. Bakalım ne yapacağız. Balığım pişti arkadaşlar. Şöyle oldu. Limon koydum. Domates, kekik, karabiber, tuz, soğan, sarımsak. Kırmızı biber çok güzel gözüküyor. Hadi afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar. Ben yine dayanamadım. Şu an görmüyorsunuz ama elimde poşetler var. Yürüyüşe gittim. Ebeveyn oraya gittim. Şoka uğradım. Bime uğradım. Aldıklarımı gösteririm evde. Bu aralar yürümeye aşırı taktım. Yani akşamları yürümek gerçekten çok güzel hissettiriyor. Çok iyi hissettiriyor yani. Bir de bugün hava sıcaktı. Tabii herkes dışarıdaydı. Yaz günü gibiydi. Bahar günü desek daha doğru gerçi. Eve geldim. Neler almışız bakalım. Öncelikle bir tane tam burada yekiliği. Şu Gliss'in mor şampuanını aldım. Bime gelmişti arkadaşlar. Hem de 30 liraya. O kadar uygun ki. Migros'a falan 70 lira yani. Evet. Yok şok oğlum. Şöyle iki tane avokado aldım. Kahvaltı için. Yumurtam yoktu. Yumurta. Yumurta aldım. Hayır. Kırarsın. Olmaz. Ebebek'ten ne aldım? Yine Egemen'e şu sevdiğim kitaptan aldım. Çikolata kokulu masallar. Bu sefer çikolatalısını aldım. 18 liraya düşmüştü 25'ten. Bir de şöyle kendime Baby Mum'un dikişsiz toparlayıcı taytını aldım arkadaşlar. Böyle S bedelini aldım. Evet bu kadardı. Bunları hemen yerleştireyim. Artık yürüyoruz.
Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Ben kahvaltımı yaptım, kahvemi içtim. Saçım başım tam bir ev halindeyim. Ev modundayım. Şimdi şurada duran ufak tefek çamaşırlarım var. Beyazları falan yıkamıştım. Dün de Egemen'in giydiklerini de 15 dakikalığı yani kısa programla atmıştım. Onları hemen bir toplayayım. Ondan sonra şöyle size bir havayı göstereyim dedim. Hem de bir günaydın demek istedim. Dünkü havaya bakın, bugünkü havaya bakın. Gerçekten bayağı bir soğuk düne göre. Büyük ihtimal ben bugün yürüyüşe falan çıkamayacağım. Birkaç gün üst üste yürüyüşe çıktım ve o kadar iyi geliyor ki. Zaten spor yapmak vücuda bir şeyler salgılıyor. Hani hormon neydi o? Mutluluk hormonu salgılıyor biliyorsunuzdur. Gerçekten çok güzel oluyor. Böyle modum değişiyor, havam değişiyor eve gelince. Bir saat bile yürüyüp gelmek çok güzel etkili oluyor. Bakalım yağmurun durumuna göre akşam çıkabilirim babam geldikten sonra Egemen'i bırakıp. Şimdi hemen ben şunları bir toplayayım. Akşam yemeğinin pilavını Anıl yaptı arkadaşlar. Hala demleniyor, buhar çıkıyor yani. Çok güzel pilav yapar gerçekten. Babam Anıl'ın pilavını çok fazla beğenmez. Neden? Çünkü biraz yağsız yaptığını düşünür. Gerçekten de Anıl hani öyle çok yağ değil de biraz daha böyle sulu sulu. Yani su tadı olur daha çok yağdan ziyade. Babam da hani yağlıdan çok sevdiği için aslında yağ zararlı ama o öyle seviyormuş. Neyse pilavımız yapılmış oldu. Ben yalnız şey çıkardım kendime tavuk çıkardım. Izgara tavuk yapacağım. Güzel bir salatayla beraber içine koyacağım salatanın. Öyle akşam yemeği yemiş olacağız. Burada Egemen'in oynadığı makarnalarımız var. Birazdan şey yaparım. Oyun oynatırım ona. Dün de Egemen arkadaşlar şu an telefona bakıyor. Krep yedirdik. Bir tane krepini bitirdi. Dün 10'da uyudu, sabah 10'da kalktı. 12 saat boyunca uyudu çünkü dün bütün gün hiç uyumadı. Hiç uyumadığı için de 12 saat boyunca uyumuş oldu. Güzel oldu. Şimdi babası gitsin, saat 1 civarı filan o gösterdiğim kova var ya esnek. Ona yine su dolduracağım. Şöyle yarım saat filan onunla oynasın. Sonra yine burada ona hamur filan oynatırım derken yavaştan akşam olmaya başlar. Kendi yemeğimi hazırlarım. Anaların yemeği var zaten babamların yani. Kuru fasulye pilav var bugün. Rahatım yani. Sadece kendi yemek hazırlayacağım. Egemen de kuru fasulye pilav yiyecek. Gerçekten de seviyor. Yani havanın hiç açmayan durumu. Dediğim gibi bugün dışarı çıkmayacağım. Evdeyim. Sadece yağmur yağmazsa akşam üzeri yürüyüşe gider gelirim. O kadar. Başka bir şey yok, evdeyiz yani. Bir de geçen yine Anıl'ın sipariş etmiş olduğu yerden yoğurt, süt söyledik. Bu sefer 5 litrelik söyledik. Çünkü diğeri çok çabuk bitti ve yani nasıl bittiğini anlamadık. Tekrardan yapmak da uğraştırıyor biliyorsunuz ki. Şöyle bu plastik kaplara mayalamak zorunda kaldım. Bu sefer plastik hiç sevmesem de. 1.2 litrelik bunlar arkadaşlar. 2 ve 3 tane hiç açılmamış olan yoğurdumuz var. Şunlar şöyle küçük küçük olanlar. Yine Nutella şişesine de koydum. Bunlar çok tatlı oluyor. Aslında en iyisi, en sağlıklısı cam. Ama dediğim gibi hani fazladan yapmış olduğum için plastiğe mayalamak zorunda kaldım. Buranın sütleri gerçekten çok güzel oluyor. Çakır şarküteri diye geçiyordu galiba. Hatta bu zeytin ezmesiyle beraber şeyi de oradan sipariş ettik. Neydi bu? Acuka. Ben normalde Kalve'nin acukasını alıyorum. Bir de şunu bir çıkaralım. Egemen'e vitaminlerini vereceğim. Bunu bir çıkaralım. Karadut özümüzü yapalım. Sonra şunun tadını biliyorsunuz çok fazla sevmişti. Balık yağı. Bu da az kaldı. Yine balık yağı almamız gerekecek. Bir de propolisle çıkaralım. Ben bunları sabah veriyorum ki hani akşam bu sefer enerji dolup coşmasın diye. Şöyle şimdi vitaminlerini vereceğim arkadaşlar. Bağışıklık sistemini güçlendirmek çocukların biliyorsunuz ki çok önemli. Zaten Egemen hani balık çok tercih etmeyen bir çocuk.
O yüzden de başka şeylerle desteklemeye çalışıyoruz. Ama çok şükür, şöyle kendime çevireyim. Ama çok şükür ki kırmızı et yiyor, kıyma yiyor. Yani kuzu eti falan, kuzu kıyması, onların hepsini yiyor. Ben en önemlisi onların olduğunu düşünüyorum. Ya tabii ki de balık yeseydi, kameram şey olmuş. Balık da yeseydi çok çok güzel olurdu ama hani zorlamak da istemiyorum. Sonuçta hani Anıl da çok şey bir çocukmuş. Böyle cılız, zayıf. Yani Egemen'den bile daha zayıf bir çocukmuş. Egemen ki şu an hani normal kilosunda 14.60 o civarlarda kilosu var. Tam yaşına uygun yani. Egemen boy kilo olarak ideal kiloda gidiyor. İdeal boyda gidiyor. Ortalama da diyelim yani. Bunlarla da işte bağışıklığını güçlendirip hasta olmasını yani en aza indirgemeyi tercih ediyoruz. Ama kreşe gittiği zamanlar arkadaşlar nasıl diyeyim, bir ayın herhalde 15 günü falan hastalıkla geçiyorduk. Gerçekten hiç abartmıyorum. En kötü 10 günü yani. Sürekli hani şey yaptığım oluyordu ya, işte bugün evde kalsın, bugün hasta dediğim çok oldu. Bayağı bir hani fire verdiğimiz çok olmuştu. Çünkü o halde gerçekten gönderemezdim. Bayağı hasta oluyordu çok şükür. Yani tabii ki de her an her şey çıkabilir, her an korona da olabiliriz. Allah korusun yani, her şey insanlar için. Ne yapalım, her şey hayırlısı. Çıkıyor musun? Ana da hazırlanıyor galiba. Öyle, bir de şey, bir tane YouTube kanalı izliyorum, Esra Ermert diye. Onun her konuşma tarzı, o sakinliği o kadar çok hoşuma gitti ki böyle. Biliyor musun, kadını ben çok sevdim arkadaşlar. Bayağıdır hani takip ediyorum. Bayağıdır dediğimde 2-3 ay filan. 2-3 aydır onu izliyorum. Dün de bir tane sostan bahsetti. Kalvenin tatlı acı sosundan bahsetti. Böyle nuggetla beraber soğan halkaları yapmış, kızartmış kendini. Allah o kadar güzel yiyor ki, zaten dün gece açtım. Hani bir şey yemeden yatmak istedim. Geç olmuştu çünkü saat 10-11 olmuştu. O saatten sonra bir şey yemek istemedim daha doğrusu. O kadar güzel böyle çıtır çıtır yedi ki canım benim de çekti. O kalvenin tatlı acı sosunu sırf o önerdiği için alacağım. Fiyatına baktım, 17-18 lira gibi bir fiyatı vardı. Sen tatlı acı sos biliyor musun? Hayır. Kalvenin. Aslında güzel olur biliyor musun tatlı ile acı? O da böyle anlatıyor. Hani o tatlı ile acının çok böyle güzel bir uyumu varmış. Hem böyle üstten bir tatlı tat geliyor, alttan da böyle acımtırak bir böyle güzelmiş yani ya. Anlatamadım ama. Öyle. Bir de size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Yani tamam fark ediyordum ama çok da fazla böyle fark edemiyordum. Görüyorsunuz değil mi hani bu çıkan çiçekleri? Ben yani o kadar şaşırıyorum ki kendime. Yani büyütebildim ya, şunlar hep açık renk olanlar yeni çıkmışlar arkadaşlar. Şu dipte de var bakın. Şunlar hep böyle yeni yeni çıkıyor. Bu mesela. Şu. Size bu çiçeği ilk aldığım halini şuraya bir yere koyacağım. Hani direkt şöyle dümdüz bir dalmış. O kadar çok şaşırdım ki o halini görünce. Hani sürekli yanında olduğunuz için bilemiyorsunuz. Ay inşallah nazar değmez, böyle çok güzel büyür gider, çiçeklerini açar, yapraklarını daha doğrusu. Çok seviyorum ben bunu arkadaşlar. Kızım diye seviyorum hatta. Kız çocuk olmadığı için ben bunu kızım diye seviyorum. Gerçekten çok tatlı olmayı. Allah Allah. Böyle yapraklarını da sulamanız gerekiyor bunun. Çünkü bunun yaprakları da hani su isteyen bir çiçek. Eğer ki sizde de varsa aklınıza bulunsun. Baksanıza. Örgü gibi çıkmış. Ay çok güzel büyüyor. Çok güzel. Maşallah sana. Maşallah. Egemen benden hurma istedi arkadaşlar. Şöyle hurmaları ayıklayıp bir tabağa koyuyorum şimdi. Bu Anıl etli hurmadan almış. Bir etli almış, bir de böyle hani daha az etli ama onun tadı da böyle aynı. Ben bu etlileri çok sevmedim. Demek ki ben çok olmuş hurma sevmiyorum. Onu anladım. O yüzden yumuşak yumuşak Egemen'in yemesi için bunlar daha iyi. Sonra da karadut şurubunu falan yaparım. Diğer vitaminlerini veririm dediğim gibi. Bir tane daha koyayım yeter bence. Bugün dediğim gibi krevini de bitirdi. Çok mutlu oldum gerçekten. Tamamdır. Bu kadar vereceğim. Aşkım! Hurma vereyim mi? Hurma yiyecek misin? Ha? Hurma? Hurma? Bak.
Afiyet olsun. Hadi iç. Sonra da propolis vereceğim sana. Gel. Bekle. Şundan az bir şey. Gel yanıma gel. Şu kadar filan. Gel. Tamam. Yarına kadar bunlar yok, tamam mı? Baş yok. Başka yok. Yarına kadar yok. Tamam. Tamam mı? Bunu içmek istiyor musun? Devamını içecek misin? Ha? İçecek mi? Evet. Egemen'in suyunu dolduruyorum. Burada bir güzel 35 litrelik şeyde. Eğlensin, oynasın. Ben de şu bornozlarımı yıkanmaya atacağım. Sürekli üst üste bunları yıkandıktan sonra giydiğim için artık yeter diyorlar. Havlular bağırıyor beni yıka diye. Sadece bunları atacağım. Bunlar zaten kırmızı, tehlikeli yani. Diğerleri bulaşma riski var. Çamaşırlarımı da yarın atarım diye düşünüyorum. İyi dolar. Haftada iki kere çamaşır yıkıyormuşum arkadaşlar ya. Çok da yıkamıyormuşum aslında. Hani sürekli diyorum ya işte çamaşır derdi, çamaşır derdi. Bir de hani onları kurutup şey yapması olduğu için sıkıntı aslında. Hani sonuçta ben yıkamıyorum çamaşırları. Makine yıkıyor. Sıkıntı orada yani. Bir güzel yıkansın bir saatlik programda. Bir ara bunları da yıkamam lazım. Çamaşır, bulaşık makinesini temizlemem lazım. Aynen bu şekilde güzelce bir yıkansın. Kendine gelsin. Şimdi sayaç yapıyorum arkadaşlar. 30 dakika sonra bana uyarı versin. Ki Egemen'i sudan alayım. Eğer ki çıkmak istemezse. Bak anneciğim bana. Afiyet oğluma. Bir yandan az bir şey su akıyor burada. Ki suyu soğumasın. Hadi oyna kuş. Oyna anneciğim. Afiyet sana. Kemeri kapatayım. Çok şey olmasın. Bayağı biraz abimle beraber konuştum telefonda. O sırada Egemen de şöyle hamur filan oynadı. Bu çubuklara makarna filan geçirdi. Sudan çıktıktan sonra. Şimdi biraz televizyon keyfi yapacak. Yarım saat filan televizyon izlesin. Bir de leblebilerden çıkaracağım ona. Abimin getirdiği çikolatalı şöyle güzel leblebilerden. Çocuk. Vereceğim şimdi sana. Sürpriz vereceğim sana. Sürpriz. Ama akşam yemeğimizi yine yiyeceğiz, tamam mı? Bir tane. Bir tane evet. Evet, biraz bunlardan koyalım. Şöyle getirmiştim. Tamam, bunlardan yiyebilirsin biraz, tamam? Asla. Gel sana bir şey de açayım ben. Bitki çayı yapıyorum şimdi, kendime kayısı içeceğim. Bir de iki tane bundan yiyeceğim arkadaşlar. Normalde evde hurma var, sabah hurma yedim. Ama bu o kadar güzel ki. Ben galiba bunu Bim'den almıştım. Şöyle bir şey çok tatlı. İçinde çilek var. Ben seni hayatımda başına aldım. Eve giderken gerçekten anlamlı. Eğlenceli.
Ve benim yemeğim hazır arkadaşlar. Tavuğu hatta birazcık yakmış olabilirim. Güzelce zaten neler doğradığımı gösterdim. Sos olarak zeytinyağı, limon, tuzumu da koydum. Bir güzel şimdi. Biraz tavuğum az oldu ama sıkıntı yok. Çoğu da yandı. Etli tarafı kalmadı ama olsun. Tavuklu salata mı? Tavuklu salata. Benim yemeğim bugünlük bu şekilde. Ve 4'te yemiş olacağım yemeğim arkadaşlar. Saat 4 şu an. Ve bu videoyu da burada kapatıyorum. Umarım beğendiğiniz bir vlog olmuştur. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı sakın unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.